Arkadaşlar merhaba. Herkese merhabalar. Otobilgi'ye hoş geldiniz. Yeni bir araçta İstanbul'da yağmurlu bir günle karşınızdayız arkadaşlar. Bugün yanımızda bir Renault bulunuyor arkadaşlar. Bu araç 90 beygirlik dizel motora sahip, otomatik şanzıman, ikon donanımlı bir Renault Clio arkadaşlar. Öncelikle aracın dış görünüşüne bakalım. Daha sonra inceleme ve testiyle devam edelim. İncelememize başlıyorum arkadaşlar. Usulümüz olduğu üzere hemen şu anahtarı göstereyim. Kartı daha doğrusu. Şurada açma kapama tuşları bulunan, bu arada sinyallerin yerlerinde gördünüz. Bagaj açma tuşu ve farlarımızın yanma tuşu bulunan ki çok yakışıklı gözüküyor. Gerçekten çok güzel bir gündüz ledleri ve parklar yapmışlar arkadaşlar. Şöyle farlar yanınca da bu şekilde gözüküyor diyeyim. Bununla birlikte ön panjurdaki gri detayları görüyoruz. Siyah piyano bilek detayı görüyoruz. Sis farları mevcut. Etrafında krom çerçeveler vesaire bulunuyor. Görüntü güzel çünkü dolu paket. Dolu paket olduğunda işte işler böyle oluyor. Bu arada yan aynaların otomatik olarak açılıp kapandığını gördünüz arkadaşlar. Az önce kilitlediğimde kapanmıştı. Şimdi açtığımda tekrar açıldı. 16 inçlik siyahlar, griler vesaire bulunan, güzel görünen açıkçası jantları bulunuyor. 5 kollu jant diyebilirim. Aslında 10 kollu ama işte o desenleri birer sayarsak 5 kollu jant diyebiliriz. Açıkçası güzel gözüküyor. Tabii ki kapı kolu ve yan aynalar gövde rengi arkadaşlar. Bunu da özellikle söylemiş olayım ve bagaja geçiyorum. Arka taraftan baktığımızda görüntü bu arkadaşlar. Clio yazısını görüyoruz hemen Renault logosunun altında. Sağda DC yazımız var. Yine bagaj çıtası bulunuyor. Krom, siyah detayları aşağıda görüyoruz. Park sensörü olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Arka stopları falan da gerçekten güzel tasarlamışlar. Benim hoşuma gitti. Bu arada buradayken şu arka led stopları da göstereyim arkadaşlar. Gerçekten güzel gözüküyor. Ne kadar yansıyor bilmiyorum. Şu an çok daha iyi olduğunu görüyorsunuz. Şöyle hemen şuradan basarak açıyoruz bagajımızı. Açıkçası hatchback bir arabadan beklediğiniz bir bagaj. 300 litre kapasiteli bir bagaj arkadaşlar. Hatchback'te daha yüksek bagajlar yok mu? Tabii ki var. 320'ler, 330'lar, 345'ler vesaire de var ama Clio küçük bir araba sonuçta arkadaşlar. Clio'nun bagajı bu kadar. Ne yapar? Bu iki çocuklu bir aileye yetebilir. Bir çocuklu aile rahat olur da iki çocuklu aile belki biraz zorlanabilir. İşte 3-4 bavul alabilir vesaire. Çok büyük değilse bavullarınız. Bu durumda bir bagaj arkadaşlar diyorum. Başka söyleyecek bir şey de bagajda bulamıyorum. Yine tabii bu 300 litre kapasite dediğimiz şu bölüme kadar arkadaşlar. Şu bölmenin geldiği yere kadar diyeyim. Ve bagajı kapatmak için her iki tarafa da şöyle tutacak koymuşlar. İyi etmişler diyorum ve içerinin incelemesine geçiyorum. Arka tarafın incelemesiyle devam ediyorum arkadaşlar. Yine bu yan tarafta da piyano black ve gri detayları görmemiz mümkün. Yine krom cam çıtaları vesaire de gözüküyor. Bilenler bilir, arka kapıları buralardan açılıyor bu Clio'ların arkadaşlar. Şöyle kapıyı açıyorum. Hemen kapıyı hızlıca göstereceğim yağmur olmasın diye. Şöyle çocuk kilidimiz olduğunu görüyoruz. Şuralarda hafif yumuşak diyebileceğimiz bir detay var. Şuralar yine yumuşak. Buralar daha sert. Kapı açma kolunu gördük. Arka camın elektrik kontrolü var. Bir hoparlörümüz var aşağıda. Şurada da bir cep yapılmış arkadaşlar. İçeriye doğru baktığımızda üç kafalığımız olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yine tutacaklar var. Arkadakilerin kullanımına sunulmuş tutacaklar bulunuyor. Ve koltukların da ortaları kumaş. Şu ön ve ortası bu deri diyebileceğimiz bir malzemede arkadaşlar. Bu açıkçası güzel. Bunu beğendim bu araçta. Yine koltukların arkasında cepler olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu da güzel bir detay diyorum ve baş diz mesafesine bakıyoruz. Baş diz mesafesine bakıyoruz. Şimdi şöyle bir tabir kullanayım. Araç bana küçük geldi demeyeyim de ben araca biraz büyük geldim arkada oturmak için. Şu an gördüğünüz gibi bayağı da emanet oturuyor gibiyim. Yani biraz dar bir araç. Hem baş mesafesi noktasında 3 parmak gibi bir mesafe kalıyor şu oturduğumda. Ön koltuk normal oturacak şekilde gelirken ben sürdüm aracı. Burada 2 parmak kadar bir mesafe kalıyor. İyi ki şu koltuğun arka kısmını içeri doğru yapmışlar. Yoksa hepten perişan olurdu. Ama konfor noktasında beklediğimden çok daha iyi. Konfor noktasında artı veriyorum. Ama iç hacim noktasında dar bir araç. Zaten
dar olduğu her halükarda gözüküyor arkadaşlar. Ama öte yandan aşırı rahatsız eden bir şey yok. Şurada da bir bardaklık yeri yapmışlar diyeyim arkadaşlar. Ve bununla birlikte ön tarafın incelemesiyle devam ediyorum. Şöyle ön tarafla devam edeyim arkadaşlar. Aracın içine birim öyle inceleyeceğim. Yağmur almaması için diyeyim. Hemen kapımı açıyorum. Şöyle içeriye geçiyorum arkadaşlar. Hemen incelemeye başlıyorum kapıyla birlikte. Şimdi kapıya baktığımızda burada elektrikli kontrol panelini görüyoruz. Camların elektrikleri bulunuyor. Aynaların elektrikleri bulunuyor. Aynanızı şuradan sağ sol seçiyorsunuz. Buradan ayarlıyorsunuz. Ve katlanma durumunu da şuradan açık veya katlı yapıyorsunuz. Katlandı. Ya da otomatiğe alıyorsunuz. Aracınız açıkken açılıyor. Kapıları kilitlediğinizde kapanıyor diyeyim arkadaşlar. Bu da güzel bir detay. Kapıya baktığımızda bir hoparlörümüz var. Burada arkadaşlar bunlar ikon olduğu için bunların hoparlörleri Bosch paketlerinden biraz daha farklı oluyor arkadaşlar diyeyim. Bas marka yazıyor üzerlerinde diyeyim açıkçası. Bununla birlikte burada yine yumuşak bir detayın bizi karşıladığını görüyoruz arkadaşlar. Aşağıda da bir cebimiz bulunuyor diyeyim. Soldan devam edeceğim hemen incelememe. Burada farlarımızın yükseklik ayarı, kadranımızın ışığının ayarı. Şurada start stop özelliği var arkadaşlar. Bu ışıklarda istop edip kendini çalıştırma özelliği. Onun tuşu da burada bulunuyor. Bununla birlikte sol taraftan devam ediyorum. Karşı kapımızda hocamın elektrikli kontrolü bulunuyor. Kapı açma kolunu vesaire görüyorsunuz zaten. Şurada bir tutacak mevcut. Şurada bir güneşliğimiz bulunuyor arkadaşlar. Aynalı bir güneşlik. Işık mevcut değil güneşlikte. Şurada ışıklarımız vesaire bulunuyor. Passenger airbag uyarımız burada bulunuyor arkadaşlar. Bunu da özellikle söyleyeyim. Emniyet kemeri uyarısı da yine burada bulunuyor arkadaşlar. Şurada da manuel kararan bir dikiz aynamız mevcut aracımızda arkadaşlar. Burada bir iki sensör var. Hem far sensörü hem yağmur sensörü bulunuyor arkadaşlar araçta. Bu da güzel bir özellik diyeyim. Bununla birlikte şu ön konsola baktığımızda arkadaşlar açıkçası güzel bir konsol var. Hem bu yumuşak detaylarla buranın kaplanmış olması hem de bu görüntünün bu şekilde böyle desenli olması benim hoşuma gitti açıkçası. Konsol vesaire noktasında ben beğendim. Yine konsolla birlikte hemen multimedya ekranımız arkadaşlar burada görüyoruz. Havalandırma menfezlerinin kenarlarındaki piyano bilek detaylar, şu hoparlörlerdeki piyano bilek detaylarla, buradaki piyano bilek detayla ve direksiyonumuzun üzerindeki Renault logosunun etrafındaki ve bu aşağıdaki piyano bilek detaylarla birbirini tamamlamış arkadaşlar. Bunu da özellikle söyleyeyim. Havalandırma menfezlerimizi görüyoruz. USB AUX girişlerimizi görüyoruz. Bununla birlikte otomatik klima sahibi bir araç. Buradan klimanızı ayarlıyorsunuz. Klima menümüz burada. Aşağıya doğru indiğimizde şurada 12 voltluk bir çıkışımız bulunuyor. Şurada kart takma yeri mevcut. Şuradan da aracı çalıştırıyorsunuz arkadaşlar. Anahtarsız çalıştırma özelliği de tabii ki mevcut araçta. Şurada otomatik EDC şanzımanımızı görüyoruz arkadaşlar. Şuradan sola alıp da manuel olarak da kullanabildiğimizi görüyoruz. Yine araçta bulunan özelliklerden birisi tabii dolu olunca say say bitmiyor özellikler. Şurada hız sabitleme, hız sınırlama özelliği mevcut arkadaşlar araçta. Buradan hızınızı sabitliyorsunuz ya da hızınızı sınırlıyorsunuz, kullanıyorsunuz arkadaşlar. Yine direksiyonun üzerindeki tuşlardan hız sabitlemeyi buradan açtıktan sonra kontrol ediyorsunuz. Eko modu bulunuyor. Bunun tuşu burada gördüğünüz üzere. Şurada bozuk para vesaire koymalık bir yer yapılmış arkadaşlar. Bununla birlikte şurada bardaklıklarımızı görüyoruz. El frenimizi gördük. Ön kol dayamamız da mevcut arkadaşlar. Şöyle koltuğa sabitlenmiş bir ön kol dayama bulunuyor. Şöyle yükseklik ayarını yapabiliyorsunuz. İstediğiniz ayara getirebiliyorsunuz. İçini açtığımızda da şöyle bir hazne bizi karşılıyor arkadaşlar. Şöyle kol dayamamızın içinde. Hazne demişken hemen şöyle aracın torpidosunu da göstermek istiyorum arkadaşlar. Küçük bir torpidosu var. Şöyle hemen kitapçıları ruhsatını alayım. Kitapçıları ruhsatını almayınca zaten torpido pek gözükmüyor. Yani küçük dediğim yer olarak, giriş olarak küçük ama içi bayağı ileri doğru götürmüşler. O noktada avantajlı diyebilirim torpido açısından diyorum. Ve bununla birlikte şoför mahalline geçiyorum. Şöyle şoför mahalline baktığımızda arkadaşlar karşımızda 3 kollu bir direksiyon bulunuyor. Kornamız, airbag'imiz direksiyonumuzun üzerinde var. Yine şurada bir airbag olduğunda bu vesileyle göstermiş olayım arkadaşlar. Bununla birlikte tabii koltukların yanlarında da bir airbag bulunuyor arkadaşlar. Ve direksiyonumuza geri döndüğümüzde direksiyonun üzerinde R0, şurada hız sabitleme tuşlarının bulunduğunu görüyoruz. Herhangi bir multimedya ekranına ses açma kapamaya müdahale edeceğiniz tuş yok. Çünkü şurada bir kol var arkadaşlar. Bu Renault'larda meşhurdur. Açma, kapama, muteyi alma, işte gelen aramayı cevaplama gibi bütün işleri, kanal değiştirme gibi bütün işleri buradan bu koldan yapıyorsunuz. O yüzden direksiyonun üzerinde yok. Sağ tarafta silecek kolumuz var ve araçta yağmur sensörü bulunuyor. Otomatiğe aldığınızda yağmur sensörünüz devreye giriyor. Yağmur yağdığında direkt sizin camlarınızı hemen siliyor arkadaşlar. Sol tarafta bir sinyal kolumuz bulunuyor. Sinyal kolumuzun üzerinde tabii ki farlarımızı da buradan kontrol ediyoruz arkadaşlar. Yine araçta far sensörü de mevcut arkadaşlar. Otomatiğe aldığınızda farlarınız da gerektiğinde yakıyor. Şöyle ön sis,
ve arka sisi de buradan çalıştırıyorsunuz diyeyim arkadaşlar. Yine unutmadan göstermek istediğim şey şu. Hemen direksiyonumuzda alçaklık, yükseklik, derinlik ayarları da mevcut arkadaşlar. Bu şekilde bunu da göstermiş olalım. Hep birlikte kadranımıza bakalım şimdi. Sol tarafta devir göstergemiz bulunuyor arkadaşlar. İçerisinde hararet göstergesi uyarısı da bulunuyor. Hararet göstergesi ayrıca mevcut değil arkadaşlar araçta. Gördüğünüz gibi mavi oluyor. Kırmızı olursa sıkıntı var demektir zaten. Kırmızıya kolay kolay da geçmez bu araçta. Şöyle en sağ tarafta bir yakıt göstergemiz bulunuyor. Gördüğünüz gibi yakıt göstergemizde şöyle devir göstergesiyle karşılıklı duruyor. Şu ekranın böyle derinlik hissi vermesini ben seviyorum arkadaşlar bu kadranların. Yine gördüğünüz gibi hızımızı burada dijital olarak görüyoruz arkadaşlar. Yine birçok uyarıyı o orta ekranda görebiliyoruz. Araçla alakalı inceleme noktasında anlatmak istediklerimiz bunlar arkadaşlar. Açıkçası detaylı bir şekilde her şeyini atlamadan sizlere göstermeye özellikle çalıştık arkadaşlar diyorum ve sürüşümüze geçiyoruz. Arkadaşlar aracımızı çalıştırdık. Kemerlerimizi taktık. Her seferinde söylemeye çalışıyoruz. Kemerleri yolculuğa başlamadan takalım diyerek hemen uzunluk, genişlik, yükseklik vererek başlayabiliriz. Şunu söyleyeyim uzunluk, genişlik, yükseklik noktasında. Bu araç 4 metre gibi bir uzunluğa sahip. Aynı zamanda 1.73 civarı genişliğe, 1.45 diyebileceğimizde bir yüksekliğe sahip bu araç. Açıkçası uzunluk, genişlik, yükseklik verileri iyi. Hatta aynı zamanda 1.229 kilogramlık bir araç bu araç. Açıkçası yani bence kilo iyi ki yani C segmentinde olup da yani bu kilonun daha aşağısında olan araçlar bile var. O sebeple kilogram iyi. Sadece işte tasarımsal olarak aşağıya doğru, arkaya doğru eğik olduğu için yapı biraz o noktada arka tarafta rahatsız ediyor. Ama ön tarafta hiç rahatsız etmiyor mesela. Hemen dışıyla alakalı birkaç bir şey konuşalım. Mesela tasarımı sence nasıl? Ben mesela birkaç beğendiğim şeyleri söyleyeceğim. Önce sen söyle, sonra ben devam edeyim. Şöyle ifade edeyim ben beğendiklerimi. Küçük ama yakışıklı dedirttiriyor. Bu kadar söylesem yeter. Şimdi ben de öyle diyeceğim genel başlık olarak ama şunu söyleyeyim. Ledlerin hatları, stopların hatları falan çok güzel olmuş. Çok güzel gözüküyor. Sadece arkada şey arıyorsun ya. Arka kapıda bir tutacak arıyorsun. Kapı açma kolu arıyorsun aşağıda. Sadece o biraz yukarıda biraz ya bundan değişik. 15'lerini falan çekmiştik ya. Onlarda da böyleydi bildiğin üzere. Hepsinde aynı. Yani ama genelde aynı. Mesela orada beklerdim yani. Orada biraz daha olabilirdi gibime geliyor. Tabii tercih meselesi mühendislerin yapma şeyi ama ben beklerdim yani orada. Gayet de güzel yani. Çok beğendim diyebilirim. Ben mesela ön konsol noktasına da hemen fikirlerimi söyleyeyim. Senden de fikirlerini alalım. Bir kere mesela şu buradan çıkmış gelmiş gibi bir görüntü veriyor. Bambaşka bu güzel. Şey. Yani bu hoş gözüküyor. Öte yandan şöyle bir hadise de var şimdi. Aldığınız araç hatchback bir araç ve beklentiniz ne bu araçtan? Ona bakıyor bu açıkçası. Hep bana sorarsan hız sabitleyici, sınırlayıcı var. Burada koldan multimedyadaki her şeyi kontrol edebiliyorum. Dokunmatik ekranım bulunuyor burada. Navigasyonumu açabiliyorum. İşte geliyorum, ayarlarıma giriyorum. Arabayla alakalı Bluetooth cihazını bağlama vesaire vesaire gibi birçok şeyi ayarlayabiliyorum. Ne bekliyorsun tamam da bu dolu olduğu için baya baya bir şeyler bekliyorsun. Tabii dolu ya. Olduğu için böyle. Öte yandan boşlarında bunların yani adamlar düşünmüşler ki neyi kıssak da biraz daha aşağı çeksek diye. Ama bunda öyle bir durum yok arkadaşlar. O noktada iyi bir araç. Ama peki şunu da sormak istiyorum sana. Şimdi bu araca 1.5 dizel 90 beygirlik bir motor koymuşlar. Evet. Sence bu motor bu araca yani yetiyor mu demek çok açıkçası işime gelmiyor da yetmek noktasında tabii ki yetiyor da peki ne hissettiriyor bu motor bu araçta? Bunu sormak istiyorum sana şimdi özellikle. Şimdi biraz fazla olmuş ya. Yani bir tık daha motoru küçültebilirlerdi diye düşünüyorum. Çünkü aşırı hızlı gidiyor ya. Peki bu kadar niye? Çok çekişi şimdi gazlamada da göstereceğiz lazım arkadaşlar. 1.5 dizel 220 Nm tork üretebiliyor bu motor. Yani bu gerçekten kuvvetli bir motor demek. Ama bence bak çok da fazla değil. Çünkü kilo da çok az değil. Tabii kilo çok az değil de mesela iki kişi bindin mi ortalama 1500 kilo falan oluyorsun. Yani bagajında işte doldurursan bavul falan ortalama 1500 kilo diyebilirsin 1500 kabaca. Kilo diyelim. Şöyle müsait bir yerde bir gazlayalım. Özellikle gösterelim durumu nedir ne değildir diye. Çekip götürüyor yani ne yapsın ki? Ah. Bağırıyor ama aynı zamanda ya değil mi? Şöyle, sesi çalışıyor. Motor sesi içeriye bayağı bir geliyor gazlayınca. Ama şu da var. Ses yalıtımı ile alakalı çok çalışma da yapmamışlar sanki. Yapmamışlar ya. Yani gazlayınca geliyor zaten ama gazlamadan da geliyor. Tabii gazlamadan da geliyor. Bir an gazlamadan gelmiyor diyecektim ama gazlamadan da geliyor. Gazlamadan yani da geliyor. Lastik sesi var mı dersen motorun sesinden lastik sesini duymuyorsun zaten.
gelmiyor, lastik sesi yok yani. O noktada artık avantaj mı denir, dezavantaj mı denir, ne dersen de. Ya hasılı motor noktasında iyi bir araç. Yani çekiş noktasında güzel motor gerçekten. Motor noktasında bayağı bayağı iyi diyebiliriz. Şimdi hemen yakıt sarfiyatından bahsetmek istiyorum ve şimdi aslında biraz da büyük motor olmasının avantajını da söylemiş olacağız. Arkadaşlar bu araç şehir içi kullanımlarda 4,5 litre gibi bir yakıt yakıyor. Şehirler arası kullanımlarda bu 4,5 litre, 3,5 litre civarına düşüyor. Ortalama olarak da 4 litre bir yakıt yakıyor. 4 litre yakıtla gezmek bedava yani. Hani bugün hani 1.5 dizel araç biniyorsun, çekiş süper. 4 litre yakıt, ortalama olarak 4 litre yakıt bedava. Ha şimdi biz İstanbul'da test ediyoruz bu aracı. İstanbul'da tam 4 litre yakmazsın. İstanbul için de söyleyecek 5. olursak 5.2, 5.3 civarını görebilirsin ki aracın kendi bilgisayarda bu civarda gösteriyor zaten şehir içi yakıt tüketimlerini. O sebeple arkadaşlar hani kullandığınız şehre göre, çünkü yakıt sarfiyatını değiştiren birçok etken vardır. Kullandığınız şehre göre etkenler değişir, yakıt sarfiyatı değişir, ayrı bir mesele. Ama dediğim gibi yani çok fazla rahatsız edecek bir yakıtı yok, üzecek bir yakıtı yok bu arabanın. Yakıt noktasında bence iyi, avantajlı bir araç yani. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim, katılır mısın bilmiyorum. Koltuklar çok güzel ya. Koltuklar çok iyi ya, çok başarılı olmuş. Tüy adamı koltuk yani. En azından top hissettiriyor. Tabii, adamı tutuyor böyle, hakikaten arabaya bindiğimi hissettiriyor. Mesela arkada biraz daha emanet gibi oturmuştum ama burada biraz daha yani tamam arabaya oturdum dedim yani. Şimdi iç hacim konusuna girmek istiyorum ben. İç hacim konusunda ne hissettiriyor? Sence ne yapmalı bu araç? Ya bence açıkçası iç hacim noktasında geniş bir araç değil. Hani öyle yayılarak oturalım diyebileceğimiz bir araç değil. Ama çok aşırı da böyle bizi daraltıyor. Ya gidilmiyor bunda diyeceğim bir araç da değil. Ama dar bir araç. Dar olduğunu özellikle söyleyeyim. Hatta benim meşhur tabirimdir. Öldüm bittim dar değil. Ama geniş de değil yani bu araç. Özellikle bunu da ifade etmek istedim. Senin fikrin bu iç hacim noktasında, özellikle şunu sormak istiyorum. Boş ver iç hacimi sen de, ben onu söylemeye çalıştım. Şunu öğrenmek istiyorum senin. Bu arabayı aldın. Evet. Biniyorsun bu arabaya. Ne diyor sana araba? Şöyle diyeyim yani, çok uzun yol yaparsın ama çok kalabalık ve arkaya çok kişi oturtturmadan iki kişi otursun. İki kişi dört de kişi önde, gidin gelin. Dört ya. Kişi gidin gelin. Ha, yol tutuş konfor olarak idare eder bir seviyede. Ama şunu söyleyelim, çekiş konusunda zerre şüphe etmezsiniz diyebilirim yani. Muazzam bir çekiş var. Zaten çekiş iyi, yakıt düşük, o bizim arabamız. Bu memleketin arabası. Hakikaten diyorum bak ben sana. Hatchback de olsa böyledir, sedan da olsa böyledir bu iş. Çekiş iyi, yakıt düşükse o arabayı biz severiz. Bir de donanımsal olarak özellik varsa daha da severiz. E tabi fiyat marjlarında mesela bu sene bu aracın benzinlilerini, bu Clio'ların en boşunun benzinlisini işte 75-80 lira gibi bir fiyata alabiliyordun. Ama tabi bu hem dizel, hem otomatik, hem dolu. Tabi fiyatlar yukarılara çıkıyor. Çok fiyatla telaffuz etmek istemiyorum. Tabi tercih sizin arkadaşlar. Biz hani bu noktada çok böyle ya bunu kesin alın, bunu kesin almayın demiyoruz. Niye demiyoruz? Çünkü herkesin bir ihtiyacı var. Herkesin bir beklentisi var. Beklentiler, ihtiyaçlar noktasında karar verildiği için biz sizin beklentinizi tam anlamıyla, ihtiyacınızı bilemeyiz. O sebeple sadece biz hani kendi fikrimizi, durumun kabaca ne olduğunu ifade etmeye çalışıyoruz. Yani bizim özellikle tavrımız bu oluyor aracın hani bu piyasa noktasını söylediğimizde. Piyasa demişken güvenli hissettirip hissettirmeme noktasında ne diyorsun? Güvenlik konusunda şunu diyebilirim. Öndeki kişiye güvenli hissettiriyor. Yani önde oturduğum zaman güven hissiyatı veriyor. Ama arkada güven hissiyatını sorarsan çok da böyle güven hissettiriyor diyemem. Ortalama bir güvenlik hissiyatı verecek olsam da %70'leri falan görebilir diyebilirim. Ben de şunu ifade edeyim özellikle. Yani benim gözümde de güvenlik noktasında güvenli hissettiren bir araç hiç fena değil. Mesela boşları böyle çok boş hissettiriyor adama. Hem ağırlık olarak da onlar hafif olduğu için çok boş hissettiriyor ama bu gerçekten iyi. Hani güvenlik noktasında da güvenli hissettiriyor. Airbag sayısı, işte aynalarının, yan aynaların ısıtmalı olması, ki buradan arka cam rezidansınızı çalıştırdığınızda çalışıyor aynı zamanda. Yan aynaların ısıtması olması vesaire. Ya bak şu yağmur sensörü bile benim gözümde bir güvenlik tedbiri sayılabilir. Yani bu saydığım özelliklerin olması bence güvenli hissettirmesi noktasında artı, güvenli hissettirmesi noktasında güzel özellikler. Yüzde bir oran verecek olursam ben, bu aracın bu yıldaki 2018 model bir araç, biz de 2019'dayız. Bu aracın 2018 model segment yılına kıyasladığımda açıkçası bence yine en azından %70-%80'lerde güvenli hissettiren bir araç bana açıkçası rahatsız hissettirmedi.
Peki rahatsız olduğun bir şey var mı araçta? Herhangi bir şey olabilir. Ya ben mesela rahatsız olduğum bir şey söyleyeyim. Dolu donanım olmasına rağmen önlerde frenlemeler disklerle, arkalarda kampanalarla yapılıyor. Ya ben dolu olmasına rağmen şunu beklerdim. Arkada iki airbag daha olsun isterdim mesela. Ya açıkçası kabaca her şeyini ifade etmeye çalıştık. Zaten araç çok büyük bir araç değil. Çok öyle lafı uzatmaya, abartmaya gerek yok. Benim söylemek istediklerim bu kadar. Eklemek istediğim bir şey var mı? Benim eklemek istediğim fiyat konusu. Yani bu araçların, bu donanımlarını alacaksanız zaten dolu alın. Ya çok boşlara yeltenmeyin diye söyleyeyim. Başka da söyleyecek bir şeyim yok. Keyifle binersiniz, dolu alırsınız. Aynen öyle. Bu testimizde böyle sonlandırıyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle 2018 model 1.5 dizel 90 beygirlik motor sahibi, otomatik şanzımanlı, ikon donanımlı bir Renault Clio incelemesi ve testi yaptık. Bizden de bugünlük bu kadar. Abone olmadıysanız abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki testimizde, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.